Diyelim ki bir bardak su ve bir de iğnemiz var. Bu iğneyi alıp dikkatli ve yavaşça suya bırakırsanız olduğu yerde kaldığını görürsünüz. Bunun sebebi iğnenin suda yüzmesi değil. Çünkü metalden yapılmış olan bir iğne sudan daha yoğundur. Sudan daha yoğun olan şeylerin suda batmasını bekleriz. İğnenin suda yüzmediğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Yani sudan hafif bir cisimden bahsetmiyoruz. Burada yüzey geriliminden bahsediyoruz. Su yüzey gerilimi çok yüksek olan bir sıvı. Neden mi? Çünkü tam bu noktada yüzey gerilimini bozacak küçük bir kuvvet uygulayıp iğneyi suyun yüzeyinin hemen altına ittirirseniz iğne aynen suya atılmış bir taş gibi batar. Peki, suyun yüzey gerilimi özelliği nereden geliyor olabilir? Bunun sebebi suyu meydana getiren moleküllerin arasındaki çekim kuvvetidir. Bu su molekülü çevresindeki su molekülleriyle hidrojen bağı kurduğu için aralarındaki çekim kuvveti çok güçlü. İşte buna kohezyon adı veriliyor. Evet, su molekülleri gibi diğer sıvı moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine kohezyon deniyor. Anlaşıldı ama bunun yüzey gerilimiyle arasında ne gibi bir ilişki olabilir ki? Buradaki can alıcı nokta su moleküllerinin bir araya gelme ve bir arada kalma isteğidir. Sizce burada gösterdiğim su molekülü hangi yönde gideceğini ya da hangi moleküller bir arada kalacağını nasıl seçiyor olabilir? Problemli bir durum değil mi? Su molekülümüz burada yani bardağın içindeyken kendi başına karar veremez. Yandaki moleküle doğru çekildiğini düşünebiliriz. Ama yine de bu molekül tarafından ya da bunun tarafından orijinal konumuna doğru çekildiğini, yani burada bu molekülü orijinal konumuna doğru çeken bir kuvvet olduğunu unutmamalıyız. Bu sebepten dolayı bu moleküller kısıtlanmış ve nerede bulunacaklarına etrafındaki moleküller karar verirler. Mesela bu molekül buraya gelmek isterse etrafındaki moleküller onu orijinal konumuna geri döndürür. Fakat suyun yüzeyini düşünürsek, burada moleküllerin üzerinde başka su molekülü olmadığı için bu moleküller daha özgür, dolayısıyla istedikleri moleküllerle bir araya gelebilirler. İşte bu yüzden de aralarında daha sıkı ve kuvvetli bağlar bulunur. Bu bağlar sıvının yüzeyinde diğer kısımlarda olmayan bir gerilim oluşmasını sağlar. Tamam. Alttaki moleküller, yüzeydeki moleküllerin tam ortada toplanmalarına izin vermeyecekler ama yüzeydeki moleküller daha özgür oldukları için daha kuvvetli bağlar kuracak. Bu bağlar sayesinde de suyun yüzeyinde yukarıdan gelecek bir baskıya karşı koyabilecek bir gerilim oluşacaktır. İğnenin suyun yüzeyinde kalmasının sebebi işte budur. Bu durum birkaç pratik örneğini yeri gelmişken vermek istiyorum. İlki tıpla ilgili. İdrarlarda safra olması idrarın yüzey gerilimini düşürür ve doktorlara karaciğerin metabolize etmesi gereken şeyleri gerektiği gibi metabolize edip etmediği hakkında bilgi verir. İkinci örnekte kamp yapmayla ilgili olacak. Kampa gittiğinizde çadırda kalırsınız, öyle değil mi? Şimdi bir de yağmur yağdığını düşünelim. Çadırın büyük bir bölümü yağmurun sızmasına engel olacak. Ama siz o kadar meraklısınız ki çadıra dokunup yağmuru gerçekten de sızdırıp sızdırmadığından emin olmak istiyorsunuz. Çadıra dokunduğunuz anda yüzey gerilimi bozulur ve yağmur dokunduğunuz noktadan içeri doğru sızmaya başlar. Tabii ki siz de rahat rahat uyuyamazsınız. Bunun için sessiz olun, yağmur yağdığında çadırınıza dokunup yüzey gerilimini bozmayın, olur mu? Bir de zaman zaman mutfakta ellerimizi yıkarken sıvı deterjan kullanırız. Öyle değil mi? Suyun yüzey gerilimi o kadar yüksek ki su molekülleri elleriniz üzerinde gözle görülmeyecek şekilde bir grup oluşturur. Moleküller arasındaki çekim yani kohezyon yüzünden su molekülleri bir yere yığılır ama elinize biraz sabun aldığınız zaman yüzey gerilimi azalır ve böylece su elinizdeki girmesi gereken minicik çatlaklara girip buradaki kirleri temizleyebilir. Yüzey geriliminin sebebinin suyun molekülleri arasındaki çekim kuvveti yani kohezyon olduğunu bir kez daha hatırladıktan sonra suyun moleküllerinin sadece birbirlerine değil de içinde bulundukları kaba ya da diğer malzemelere de çekildiklerinden bahsetmek istiyorum. Buna da adezyon denir.
Evet. Su moleküllerinin diğer malzemelerle arasındaki çekim kuvvetine de adezyon deniyor. Bu su molekülü sadece çevresindeki su moleküllerine değil, aynı zamanda içinde bulunduğu kabın duvarına da çekilir ve bu yüzey üzerinde tırmanır. Bir kaba su koyduğunuzda ya da küçük bir büret içindeki suyun miktarını ölçeceğiniz zaman suyun yüzeyinin tamamen düz olmadığını ve buna benzeyen bir şekil aldığını görürsünüz. Şu an biraz abartıyorum ama suyun kaba yakın olan kısmı ortasına göre daha yukarıdadır. Buna menisküs deniyor. Menisküse su moleküllerinin içinde bulunduğu kapla arasındaki çekim kuvveti sebep olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Adezyon kuvveti oldukça önemli ve kılcal hareket denilen bir durumun ortaya çıkmasını sağlar. Şunları sileyim, evet. Diyelim ki içinde bir sıvı ya da su olan bir kabımız var. İki ucu açık başka bir kap alıp diğer kabın içine koyduğumuzda su içteki kabın duvarların tarafından çekildiği için bu seviyede kalmaz ve yükselir. Çapı daha dar olan bir kap alıp aynı şeyi yaptığınızda suyun yine adezyon kuvvetine bağlı olarak daha da yükseleceğini görebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi buna kılcal hareket deniyor. Ve kimi biyolojik, kimi de biyolojik olmayan sıvıların içinde bulundukları tüpün duvarlarına yapışması sonucu bir yerden bir yere taşınabilmesini sağlar.